16 Ağustos, 22 Ağustos değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen may burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Değerli takipçilerim, umut hepimizin ışığı olsun. Ülkemiz aydınlığa, feraha kavuşsun. Mutlu olalım. Yalan dünya, hepimiz öleceğiz. Hiçbir canlı ölmesin. Yani doğadaki canlı, Allah'ın bize emanet ettiği canı zaten teslim edeceğiz. Rabbim geldiği vakit, Rabbim aldığı vakit. Ama artık yeşillik, doğa, kuşlar, böcekler yaşayabildikleri kadar yaşasın. Yani onların da bir ölüm evresi var ama yani doğal afetlerle ölmeyelim ya. Doğal afetler olmasın ya. Çok üzülüyorum ve çok böyle kalbim yanıyor. Yay burçları özellikle dernek işleriyle uğraşıyorsanız, dernekle alakalı büyük derneklerde işler yapıyorsanız bu dönem planlı ve programlı şekilde çok yoğun tempolarınız olacak. Yeni çevre, yeni oluşum, yeni insanlarla ciddi diyaloglar ve bunlarla samimi alanlarla samimi alan oluşturup alanımızı güçlendirip sağlamlaştıracağız. Bu dönem güçlü, konumlu ve sizin işinize yarayacak diyaloglar var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de sağlam ve yeni iş kapıları için fırsatlar yaratacağınız kimlikler gözüküyor. Bol bol bu enerjilerin etrafında dolaşacaksınız ve büyük işler başaracaksınız. Yay burçları, işinizle ilgili sorumluluğunuz fazlasıyla artacak ve bu sorumlulukta rütbeniz ve yeriniz de rahata ermiş olacak. Ama sabit aynı noktada olan yay burçları biraz böyle pimpirikli ve endişeli. Evet, sizde de bir değişim olacak. Unutulma dönemi bitiyor. Farkındalık döneminiz başlıyor. Masanız değişecek. Koltuk alanınız değişecek. Biraz maaşınız değişecek. Bu da sizi mutlu edecek. Eski işine geri dönmek isteyen ve bununla ilgili hukuki süreciniz varsa kazanacaksınız ama tekrar işe gitmeniz için bir 6 aya ihtiyacı var. Ama tüm hakları kazanıp o iş kapınız mecburen sizi tekrar hayatına alacak. İşten çıkmak isteyenler için de evet çıkın, çünkü güzel bir teklif var. Buranın imzası, maaşından da memnun olacaksınız. Enerjiyi de yeniletmek istiyorsunuz. Hadi çık, yeni kapın hayırlı. Yurt dışına gitmek, yurt dışı ile ilgili eğitim ya da orada çalışma başvurusu yapanlar için bence ticaret, oraya bir şirket kuracaksınız. İş bağlantınızı orada ve oturum noktalarını ayarlayacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Eğitimle alakalı gidip orada iş şirketi kuracaksınız ve kafanızdaki planladığınız yerleşim aydınlığa kavuşacak. Banka, finans, devlet, büyük kurumsalda çalışıyorsanız da burada bazı sorunların bittiği, daha dingin ve daha güvende olacağınız kapıların keyfini tadacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Değerli yay burçları, işsizseniz ve gerçekten artık bir kapım olsun, devlet olmadı, gittiğim yerlerde de olumlu sonuç bulamadım, ne yapacağım, ailemin de ekonomik durumu çok zorda diyorsunuz ve artık harçlık istemekten çok utanıyorum diyorsanız Eylül'ün 15'ine kadar işiniz hayırlı olsun. Güzel de bir iş kapısı ve geliştireceğiniz ve işte de başarı sağlayacağınız bir nokta. Gözün kapalı, imzanı at. Yeni işin, yeni kapın hayırlı olsun. Ve bazı borçların da var. Bunlardan da kurtulmak istiyorsun. 6 ay içerisinde de borçlarla ilgili bir rahatlama. Senin motivasyonun da artacak değerli yay burçları. Ticarete atılmak isteyen, kendi markasını, kendi alanını oturtmak isteyen bazı kadınlarımız, kadın yay burçları, kadın girişim başvurusuyla kendi markanızı, kendi çizginizi yaratmak istiyorsunuz. Son zamanlarda spiritüel, astroloji, kozmik enerji, NMP bu tarz merakınız varsa da bunlarla ilgili enerjiniz yüksek. Bununla ilgili eğitim alabilirsiniz diyorum. Yurt dışında üniversite ile ilgili kayıt ya da yüksek lisans evranınızı bekliyorsanız olumlu şekilde gelecek. İstediğiniz bölümle ilgili de eğitiminiz sizin için hayırlı olacak diyorum. Yalnız sizde erkek rahatsızlıkları, baba, dayı, amca, abi, eş, erkek rahatsızlıkları ve kalp ve damarla ilgili küçük bir operasyon söz konusu olabilir. Sonu aydınlık ama gereksiz panik yapan kişileri sık boğaz etmeyin. Gayet rahat operasyonu desteklenecek olarak uyarı veriyor haritanız. Bir de ortaklı iş ayrımı düşünen bazı yay burçları var. Evet, ortaklı ayrım için doğru zaman
Ama paran yok, nasıl kurtulmaya bakıyorsun? Babanız ya da bir erkek desteğiyle alacağınız bir para, ortak ticaretinizi tek başınıza yapacağınız, ortağına hakları verip ayıracağınızın kararını da vereceksiniz. Aşk konusunda bu ara böyle bir şey var. Hani ben ilişki yaşayamıyorum. Tam ilişkiye başlıyorum, çok güzel gidiyor, yarım kalıyor. Tam bu doğru diyorum, ses soluk çıkmıyor. Tam bu tanıştırdığı insan benim kaderim diyorsunuz, kişiyi beğenmiyorsunuz. Böyle bir karışık bir dönem devam edecek ama bence Eylül'ün sonuna doğru gözleri iri ama renk siyah ya da kahverengi tonlarında, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Çok güzel bir kısmetiniz var. Bu sizin kader ışığınız olacak. Hani beni artık evlilik kaderim yok, ilişki kaderim yok, zaten rızkım da yok, öyle geldim diyen yay burçlarına güzel oluşumlar var. Hatta uzun süredir de kafanızdaki düşündüğünüz insanla da çok tesadüf bir noktada karşılaşıp bununla ilgili de güzel bir sohbet, yemek yiyip tekrar ilişkiyi başlatma kararına geçiş yapacaksınız. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Evli yay burçları. Aslında sizde sorun ne biliyor musunuz? Evin enerjisi ilişkinizi boğmuş. Ya eviniz basık mı? Cansız mı? Heyecan. Acil ev değiştirmeniz lazım. O yüzden bu evde biraz soğukluk var. Yani yemek yerken bile ayaküstü sohbetler, gereksiz tartışmalar var. Bu evin bir enerjisi değişmeli. Bazı yay burçları da özgür olmak istiyorum. Bu evlilik beni yordu ve boşanma kararı verdim ve ailenizle de konuştunuz. Bu boşanmayı kendi mantığınızda doğru yapacak, özgürlüğünüze ve huzurunuza erişeceksiniz. Sporla uğraşan, sanatla uğraşan yay burçlarında da farklı anlaşmalar, kendinizi ispatlayacağınız noktalar var. Bunu doğru değerlendirmeniz size çok büyük bir keyif ve mutluluk verecek. Hoşça kalın, umutla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.